Türkiye'deki birçok genel evin patroniçesi Matilde Manukyan'ı tanıyanınız var mı? Yaptığı işle ve kazanmış olduğu servetle ilginç bir kariyere sahip Manukyan, üstelik bir zamanların belki rekortmeni. Çalkantılı yaşantısı ve farklı kariyer tercihine sahip Manukyan'ı biraz yakından tanıyalım. ...1914 yılında İstanbul'da doğan Manukyan, İstanbullu aristokrat bir Ermeni ailesinin kızıdır. Varlıklı bir aileden gelen Manukyan, Notre Dame'da Sion Lisesi'ni bitirdi. Eşinin ölümüyle oğluyla tek başına kaldı. Açtığı atölyede kıyafet dikerek para kazandı. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen bir kiracısının ortaklık teklifiyle genel ev işletmecisi olarak ona ön veren bu ticari girişime adımını attı. Uyguladığı sıkı ve kâr elde etmeye yönelik politikalarla işlettiği genel ev sayısını yıllar içerisinde 37'ye çıkararak kariyerinde hızla tepelere tırmandı. 2. Abdülhamit döneminde Avrupa'dan gelen turistler için açılan Karaköy Zürafa Sokak'ta genel evlerin çoğunu zamanla yönetimini alması da kariyer başarısının bir örneği niteliğindedir. Genel evlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan, 90'lı yıllarda 6 kez vergi rekortmeni seçilir. Başarısını devlet de sayısız kere takdir etti. Vergi rekortmeni seçildiği için devlet ve ekonomi kuruluşları tarafından verilmiş bolca ödülü olan Manukyan'ın, dönemin gazete ve televizyonlarında bağışlarına dair sayfalarca haber vardır. Küçük yaşta kızları çalıştırdığı iddiasıyla bir ara gözaltına alınan Manukyan daha sonra serbest bırakıldı. Gazeteci yazar Mehmet Şevki Eygi, Manukyan'ın gözaltına alınıp sonra da serbest bırakılmasını şöyle eleştiriyordu. Yaşı küçük ve kaçak fahişe çalıştıran, ruhsatsız evler işleten madamın gözaltına alınmasıyla serbest bırakılması arasında fazla bir vakit geçmedi. Madam tutuklanma talebiyle Şişli Adliyesi'ne sevk edildi. Kirada oturan Şişli Adliyesi'nin ev sahibi kimdi biliyor musunuz? Madam Manukyan tabii. Kira ödeme günü de madamın adliyeye getiriliş tarihine tesadüf etmişti. Aman ne tesadüf, aman ne tevafuk. Ev sahibesi madamın dosyası incelendi, tutuklanmayı gerektirecek bir husus bulunamadı ve icabı düşünüldü. Madam serbestsiniz, vive la liberte. Binasının sahibi bulunduğu adliyeye polis arabasıyla getirilen madam, oradan acaba Rolls Royce limuziniyle mi dönmüştür? Madam gerçekten ayıp etmiştir vesikasız fahişe çalıştırmakla. Madamın başka bir marifetinde gazetelerde okudunuz mu? Romanyalı yaşı küçük bir kız İstanbul'daki müftülüklerden birine gitmiş, ben Müslüman olacağım demiş. Müftü efendi de gereken töreni ve muameleyi yapmış, bir de Kur'an-ı Kerim hediye etmiş. 2 gün sonra madamın evleri basıldığında bu taze muhtedi de sermaye olarak yakalanmış mı? Pes doğrusu, şu madam yaman kadın. Hristiyan olarak çalıştırtmıyor, önce Müslüman ediyor sonra satışa çıkartıyor. Anladınız mı bunun ne manaya geldiğini? 28 Eylül 1995'te koruması Mehmet Orhan'ı hedef alan bir saldırıda ağır şekilde yaralanan Manukyan olayı şöyle anlatıyor. O saldırı bana değil koruman Mehmet Orhan'a karşı düzenlenmiş bir saldırıydı. Mehmet benden iş isterken İstanbul Bankası'nda özerçillerin kuryeliğini yaptığını söylemişti. Ama ben Mehmet'in düşmanı olacağını nereden tahmin edeyim? Yaralandıktan sonra beni acilen Şişli Etfal'e kaldırmışlar. Orada ilk müdahaleden sonra Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldım. Burada sol bacağımdan 7 kez ameliyat edildim. Şu anda bacağıma bir alet taktılar, kemikler tekrar eski haline gelsin diye. Mal varlığı açıklandığında 200'den fazla gayrimülkü olduğu ortaya çıkan Manukyan'ın bunların arasında en bilinenleri 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genel evi, 40 bina, 2 fabrika, Kalamış'ta yat, 1 Rolls Royce, 4 BMW ve 4 tane de Mercedes otomobille, Antalya'da bir otel, yer ve kiracıları arasında ise birçok daire ve apartmanın dışında Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer alıyor. Müzik
Manukyan gayrimenkulleri hakkında kendisine sorulan bir soruya da Yalova Gazi Paşa Caddesi üzerinde 200'e yakın daire, 1993 yılında da Antalya ve Alanya'da 5 yıldızlı Billion ve Elegance otellerini aldığını, Almanya'da ise 100 yataklı bir otel yaptırdığına dair cevap veriyordu. Gazeteci Okan Şentürk'e bu otel için 1 milyon dolarlık yatırım yaptığını belirtti. Manukyan, iki telli organize sanayi bölgesinde yaptırdığı fabrikanın tekstil, ambalaj ve emaye olmak üzere 3 ayrı iş kolunda ihracat yapacağını söylüyor. Manukyan, Kıbrıs ve İstanbul'daki bazı yatırımları hakkında da şu bilgileri veriyor. Feriköy'de yeni bir iş hanı yaptırıyorum. Avcılar'da da iş hanı ve daire inşaatlarım sürüyor. Bunlar bir yıl içinde biter. Ayrıca Şişli Adliyesi'nin altındaki dükkanlarımı Kuyumcular Çarşısı'na dönüştürmeyi planlıyorum. Kıbrıs'a gelince, Polat Holding'in Girne'de yaptırdığı villalardan onu bana ait. Ayrıca Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la yakın dostluğum var. Her yılbaşında herkesten önce ondan tebrik kartı gelir. Kendisi sağ olsun hastalığımda sürekli beni aradı. Yakinen ilgilendi. Manukyan'ın iflastan kurtardığı 3 iş adamı, Çin'de yaptırdıkları Manukyan'ın heykelini ünlü iş kadınının evinin bahçesine dikti. Manukyan bu konuda iş adamlarının ismini vermeyerek ibadet ve ticarette gizliliğin esas olduğunu belirtti. Manukyan'ın son mal varlığı şöyle. Yalova'da 200 daire, İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı, 2 telli organize sanayi bölgesinde 1000 dönüm arazi üzerine kurulu tekstil, ambalaj ve emaye fabrikası, 1 adet Rolls-Royce marka otomobil, 4 adet son model BMW ve Mercedes marka otomobil, 1993 yılında aldığı Kalamış Yalt Limanı'nda demirle 18 metre uzunluğunda San Carmoni adlı bir yat, Girne'de 10 adet villa, Antalya ve Alanya'da 3 adet 5 yıldızlı otel, sinema sanatçısı Sezer Sezin'den 1993 yılında aldığı Büyükada'da bulunan bir köşk, çeşitli vakıflara bağışladığı 70'in üzerinde daire, değeri trilyon bulan çok sayıda mücevher ve ziynet eşyası. Manukyan 17 Şubat 2001'de Şişli'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Öldüğü gün tüm genel evleri kapısına siyah çelenk bırakıldı ve o gün tüm genel evler %50 indirimle görev başı yaptı. İlginç bir kariyere sahip Manukyan hakkında yakınları tarafından en çok ifade edilen şey, yaptığı işle ne utanması ne de gurur duymasıydı.